İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil çeşitli etkinliklere, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar programlarına, taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerine katılarak vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Çeşitli ziyaretlere katılan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, hafta sonunda da sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor, görüş, öneri, istek ve talepleri dinliyor. İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Numune Mahallesi'nde bulunan semt ve balık pazarı içerisinde parke taşı tamir çalışması yapıyor. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil amaçlarının daha temiz bir ortam yaratmak olduğunu söyledi. İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler vatandaşlardan gelen ihbar üzerine farklı mahallelerde evleri ve apartman dairelerini tek tek gezerek dilencilik yapan şahısları yakaladı. Kırıkhan'da yapılması planlanan off-road yarışları için soğuk su göletinin üst tarafında saha oluşturma çalışmalarına başlandı. Pistin 2 hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Kırıkhan Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu Ramazan Bayramı sonrası faaliyete geçecek. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz konuyla ilgili olarak bu hizmetin de tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin yıllardır hasret kaldığı yüzme havuzu ihtiyacı böylece karşılanmış olacak dedi. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, yapımı devam eden çok amaçlı salon inşaatını yerinde incelemek üzere Akdeniz, Aşağı Okçular, Gümüşgöze ve Döver mahallelerini ziyaret etti. Defne Belediyesi, yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz yüzme kursu düzenliyor. Defne Belediyesi Dursunlu Yüzme Havuzu'nda 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yüzme kursları için son kayıt tarihi 28 Haziran 2017. Defne Belediye Tiyatrosu, Defne'nin çeşitli mahallelerinde sahneledikleri Masal Kahramanları Fuarda adlı müzikli çocuk oyunuyla küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanıyor. Son olarak Harbiye Hidro Atatürk Park ve Çekmece Yılmaz Nurlu İlköğretim Okulu'nda sahnelenen tiyatro izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Defne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Çekmece Mahallesi'nde vatandaşların ulaşımda yaşadıkları sıkıntıların çözümü ve rahat bir trafik akışı için gerçekleştirdikleri yol açım ve stabilize çalışmalarını tamamladı. Öte yandan Çekmece Mahallesi 348. sokakta gerçekleştirdikleri yol açım çalışmasıyla vatandaşların evlerine giriş çıkışlarında yaşadıkları problemi çözüme kavuşturdu. Antakya Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan çorba evi Ramazan ayı boyunca her akşam ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği ikram etmeye devam ediyor. Her akşam yüzlerce vatandaşa iftar yemeği hazırlanan çorba evine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Antakya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri işbirliği içerisinde Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde gıda üretimi ve satışı yapan fırın ve tatlı imalathanelerinde denetimler yaptı. Atölyelerin hijyen, havalandırma, ruhsat, personel giysilerinin uygunluğu, ambalajlama yöntemleri, imalathane temizliği gibi unsurların uygunluğu inceleniyor.